Ben Ergün Çamaç. Fotoğraf çekmek kolay, hoş geldiniz. Fujifilm yeni bir kamera aldınız. Ve açtığınız zaman default menü dediğimiz, yani fabrika ayarı menüsü dediğimiz bir menüyle karşılaşacaksınız. Bu menüden size bazı değişiklikler yapmanızı tavsiye edeceğim ki bu değişiklikler sizin makineyi daha efektif kullanmanızı sağlayacaktır. Şimdi sizinle beraber ben şu anda bu kamerayı bir sıfırlayacağım sevgili dostlar. Öncelikle fotoğraf menüsünü, onu öncelikle manuele getirmenizi tavsiye ederim. Ederim ki genelde bütün ayarlar ortaya çıksın, değiştirmek istediğiniz ana ayarlar. Sonra menüye girin. Görüntüde 3/2, ona hiç dokunmaya gerek yok. Görüntü kalitesi Fine JPEG Draw. Onu dikkat edin, RAW çekiyorsanız gelin buradan Fine artı RAW ya da benim yaptığım gibi RAW da yapabilirsiniz. Ama Fine artı RAW olarak düşünün ki sıkıştığınızda hemen JPEG'i de X-App üzerinden download edip hemen paylaşma imkanınıza sahip olun. Ben RAW kayıtta sıkıştırılmamış tercih ediyorum ama sıkıştırılmış tercih edenler de var. O sizin tercihiniz. Arada çok büyük bir fark görmezsiniz. Burada JPEG ve HEIF seçimini, keşke HEIF daha böyle çok programda kullanılabiliyor bir format olsa da HEIF seçilirse, ama olmadığı için JPEG'i seçmek zorunda kalıyorum. Film benzetimi benim açımdan çok önemli değil sevgili dostlar, ama yine de ya standartta bırakırım ben bunu ya da klasik Chrome'da bırakırım ki klasik Chrome özellikle ten rengini en doğru çekenlerden bir tanesi. Bunların hiçbir tanesini dokunmuyorum ta ki buraya gelene kadar. Şimdi beyaz dengesi, çok özür dilerim. Beyaz dengesini ben her daim fotoğraf çektiğim için beyaz önceliği seçeneğini tercih ediyorum. Dinamik aralık ve dinamik aralık öncelikli iki tane ayar var. Şimdi dinamik aralık yaptığınız zaman makinenin full 14, yani 13 artı stop dinamik aralığından faydalanamıyorsunuz. Ancak bunu dinamik aralık önceliğini açar ve güçlüye getirirseniz yapıyorsunuz, ama o zaman da fotoğraflarınızın daha simple olduğunu göreceksiniz. Bunu siz otomatiğe getirin ki kamera sizin için dinamik aralığı pozisyonunda en doğrusunu seçsin. Bundan başka düzelteceğimiz herhangi bir şey yok. Ha, yani renk uzayını kimisi bu sRGB'de tercih edebiliyor, ama arzu edenler için Adobe RGB'de var. Ben sRGB'de tercih ediyorum çünkü benim için çok bir şey fark etmiyor sevgili dostlar. RAW'dan düzelttiğim için bütün fotoğraflarımı. Buradan da herhangi başka bir şey yok. ANF, MF'de herhangi bir oynama yapmıyorum çünkü onu sürekli değiştirebileceğiniz bir alan olduğu için ANF, S de olabilir. Zaman pozisyona göre APC de kullanabilirsiniz. Zaman pozisyonuna göre manuel fokusleme de yapabilirsiniz. Ben bu ANF tipini de OLD'a bırakıyorum çünkü OLD'a yani tümünde arzu ettiğim gibi bu üç bölge arasında geçiş yapabiliyorum. Dolayısıyla tümünde bırakmakta fayda var. Şimdilik APC özel ayarlarına dokunmaya gerek yok. Ama bunun zaman içerisinde lensten lense yapacağınız çekimde ve özellikle video çekimlerinde buna dokunmakta fayda olacak. Geliyoruz buraya. Spor bulma modu herhangi bir şekilde dokunmayacaksınız. Ön çekmesine dokunmayacaksınız. Film benzetim dizisine dokunmayacaksınız. Instant Automatic Bay. Benim değiştirdiğim şeylerden bir tanesi bu. Ben mekanik artı elektronik tercih ediyorum. Neden mekanik de bırakmak ihtiyacım diyorum. Çünkü flash takarsanız elektronik de bir kere çalışmıyor. Onu aklınızdan çıkartmayı sevgili dostlar. Ama mekanik artı elektronikte mekanik de bırakırsanız sadece mesela XS20'de 1/4000'e kadar gider. XH2 ya da S'de 1/8000'e kadar gider. Onun üstünde 32.000'e ya da işte 1/180.000'e kadar gidecek olan enstant tipi de elektronik enstantane tipidir. Bu şekilde ikisine birden sahip oluyorsunuz. Onun haricinde ışık titremeni, şunu azaltma, şu anda hiç gerek yok. ISO'lara gelelim sevgili dostlar. Ice modunu sürekliye getiriyorum. Evet, biraz pil yiyebiliyor ama çekim yaparken de gayet faydalı oluyor. Şimdi ISO'lara geldiğimiz zaman 3 tane otomatik ISO ayarı yapıyorum. Bir tanesi, buna hiç dokunmuyorum, 160x800. Bu sizin XH2'de 125x800 olarak çıkacaktır. Şu anda ben X720 üzerinde gösterdiğim için buna
dokunmaya gerek yok. Bir de minimum perde hızı otomatikte. Şimdi kendiniz de tercih edebilirsiniz. Ama inanın bana hiçbir şey fark etmiyor. Yani kamera neticede siz 1/125'in altında çekim yapma deseniz bile IBIS'in gücüne ve sizin eğer ki lensinizde OIS de varsa OIS'in birleşimiyle beraber ben 1/24'lere kadar kafasına göre düştüğünü gördüm. Dolayısıyla otomatikte bırakma. Yok, enstantane hakim olmak istiyorsanız zaten yamanlara çekeceksiniz ya da enstantane öncelikle çekeceksiniz. Dolayısıyla bunu otomatikte bırakın, hiç dokunmayın. İkinci otomatik ayarının yine buradakini dokunmuyorum. Çünkü 160 ile 3200 arası ya sabah erken saatleri ya da akşamın erken saatleri, gün batımı gibi falan için en uygun ayarlardır. Ama Auto 3'tekine 12800 yok yani. Bunu 6400'e lütfen düşürün. Böylelikle ISO'yu da ayarlamış oluyoruz. Şimdi gelin, yani bu biliyorsunuz otomatik şey soğutma fanı. Yani eğer bunu kullanmıyorsanız zaten buna dokunmanıza gerek yok. Video ayarlarını buradan yapmayacağım sevgili dostlar ama burada önemli ayarlar var kur menüsünde. Özellikle de onlardan bir tanesi ekran ayarları. Ekran ayarlarına geliyorsunuz sevgili dostlar. Ta şeye kadar iniyorsunuz. Doğal canlı görünüme kadar. Şimdi doğal canlı görünüm o anda ki göründüğünüz ama RAW'da göreceğiniz şekilde ayarlanmış. Yani film simülasyonu, eğer bunu kapalı tutarsanız hangi film simülasyonu seçtiyseniz o film simülasyonuna göre size histogram gösterecektir ki RAW'da bu bazen karanlık çıkabiliyor. Bunu önlemek için ben mutlak surette açarım. Ben size de tavsiye ederim. F-log görüntü yardımını açarım. Elektronik seviye ayarı. Çok önemli bir ayar sevgili dostlar. Bu hani orta çizgidir yani yamuk yumuk fotoğraf çekmemeniz için. Şimdi eğer ki çok geniş açılı lens kullanıyorsanız size 2'lere yetecektir. Yani 2 boyutlusu. Ama daha geniş açılı lensler için o şeyi ayarlayabilmek için yani doğru konumu ayarlayabilmek için ve resimdeki distorsiyonu en aza indirgeyebilmek için de ben 3 boyutlusunu tercih ediyorum fotoğrafta. Onu da ayarladık. Klaus çizgileri. Bakalım burada ne varmış. 9'lu bölme isterseniz. 9'lu bölme. HD kadraj 24'lü bölme. Ben bunu hiç dokunmuyorum sevgili dostlar. Gösterimde kadraja göre döndür vesaire. Ta şeye kadar geliyoruz. Kişisel ayarlara kadar. Bak. Kişisel ayarlarda. Şu benim için çok önemli. Histogram aç. Başka da hiçbir şey yapmıyorum. Aynen buradan da çıkıyorum sevgili dostlar. Böylelikle videodaki, çok özür dilerim, fotoğraftaki ayarlarımı bitirmiş oldum. Şimdi menüden bu sefer videoya gireyim. Çok özür dilerim buradan. Bir çıkalım sevgili dostlar. Video menüsünde göreceksiniz ki menüyü açmıyor. Neden açmıyor? Hemen söyleyeyim ben size. Çünkü HDMI çıkış ayarında HDMI bilgileri kapalı. Ben bunu açayım ve tekrar sizinle beraber gelirim başa. En başa döndüğünüz zaman göreceksiniz ki ilk ayarlarda programda ve Full HD 2990 gelebiliyor. Benim istediğim ayarlar değil bunlar. Dolayısıyla en güzel ayarları buradan yaparsınız. Buradan bir kere ben bunu 4K 16:9 ve 24 FPS çekmeyi seviyorum. Bunları ayarladıktan sonra buradaki ayarımı, tabi elinizde X-H2 ya da X-H2S varsa ProRes'lerden de bir tanesini seçebilirsiniz. Ama ben burada yine de en kuvvetlisini seçeceğim. H265 All Intra 422 360 megabit per second seçeceğim. Ben tabi ki F-Log çekiyorum. F-Log 2'yi tercih edeceğim sevgili dostlar. Buradan da çıkacağız. Çıkalım buradan. Ben programda çekmiyorum. Siz bazen enstantane öncelikli çekebilirsiniz. Diyafram öncelikli kullanmayın. Diyafram öncelikli kullanın. Enstantane öncelikli kullanmayın. Ama ben elini tercih ediyorum sevgili dostlar. Burada bütün ayarlarımı da tamamlamış oluyor muyum? Bir bakayım kontrol diye bir şey unutmamak adına. Tamam. Evet bunların hepsi tamam. Dokunmanızı gerektiren herhangi bir şey yok. IQ'da beyaz dengesi tekrar geliyor.
Eğer ki otomatik çekeceksem tekrar ediyorum, beyaz enceliği, beyaz enceli krem tercih edin. Ondan sonra devam edin. Burada herhangi bir şey yok. Yok. AFMF ilginç. Şimdi AFC ya da manuel zaten tercih edeceksiniz bunu ama AF tipini lütfen çok alanından değişken AF'ye çevirin. O değişken AF farkı size ortaya bir kare çıkartacaktır. Ve o kare sayesinde kare nerede olursa orayı netleyecektir. Dolayısıyla netleme kontrolü sizde olacaktır. Makinede değil. Oysa değişken AF'de netleme kontrolü tamamen makineye vermiş olursunuz. AFC özel ayarlarına şu an için girmiyorum. Bambaşka bir konu çünkü. Lensten lense değişen. Videoda özellikle de sizin nasıl bir fokus geçişine izin vermek istediğinizle de bağlantı olan ayarlardır bunlar. Yüz göz tanıma vesaire onların hepsini ben kapalı tutuyorum. Çünkü bunlara zaten bir fonksiyon tuşu atamanızda fayda var. Ki istediğiniz zaman kapatıp istediğiniz zaman açabilin diye sevgili dostlar. Bu her zaman göz fonksiyonu açık tutulmaz ya da nesne fonksiyonu açık tutulmaz. Çünkü siz her ne kadar şeyi değişken afiye getirdiyseniz de otofokusu yine de eğer göz açık bırakırsanız göz aramaya başlayacaktır. Ortadaki karenin hiçbir değeri kalmıyor. Haberiniz olsun. Ben burada da tekrar bunları açıyorum. AF artı MF'yi ve MF yardımı da tek fotoğrafta yaptığım gibi kırmızı yükseğe getiriyorum. Başka da bakıyorum. Unuttum herhangi bir şey var mı? Yok. Onun haricinde başka hiçbir ayar şu an için dokunmuyorum sevgili dostlar. Şimdi bu ayarlar sizin hayatınızı kolaylaştırmak için ana değişikliklerdir. Yani bunların hepsini ben yapmanızı tavsiye ederim. Video için ben demiyorum benimkileri yapın diye ama fotoğraf için tavsiyelerime kulak açarsanız çok faydalanacağınıza inanıyorum sevgili dostlar. Umarım bu içerik sizlere değer katmıştır ve beğenme butonuna hak etmiştir. Lütfen unutmayın, biliyorum birçoğunuz art niyetli olmasa da o beğenme butonuna imtina ediyorsunuz. Lütfen imtina etmeyin. Bize çok önemli olduğunu unutmayın. Ne kadar çok beğenin, ne kadar çok yorum o kadar çok paylaşılıyor çünkü. Biz de bu içerikler paylaşılsın, daha çok insana ulaşsın diye yapıyoruz. Lütfen bu konuda bizlere yardımcı olun. Onun haricinde hala abone değilsiniz. Lütfen abone olun ki bu güzel haldeyi hep beraber büyütelim. Ve daha çok insanın faydalanmasını sağlayalım. Vallahi şimdilik huzur ile kalın, sağlık ile kalın, keyif ile kalın, hoşça kalın. Ben Ergun Çamaç. Fotoğraf çekmek kolay. Bugünlük de bu kadar.